Herkese yepyeni bir Tudu'nun bölümünden, Tudu'nun bölümünden merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yine yeni bir anıya atlamıştık. Hatta şuradan size göstereyim nerede kaldığımızı gösterebilirsem. Artık orta yaştayız. Bakalım. Burada tuhaf bir ses geliyor. Dikkatinizi çekti mi, duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama. En son John River diyerek odadan fırlamıştı. Bakalım. Neler oluyor? Yine merdiveni kaçırarak bir kaçıncı ilke imza attım bilmiyorum ama gösteriyor zaten oklar bize nereye gitmemiz gerektiğini ve sabahın bu saatinde saçını mı yaptırdın? Nasıl yani? Ne yapıyorsun orada? Tavşan. Sana bıraktığım tavşanı gördün mü? Evet. Bana o tavşanı anlat. Abi yaptığın tavşanların hepsi aynı. Tavşanı tarif et. Rengi sarıydı. Başka. Biraz kabarıktı. Ve... ve kağıttan bir tavşan işte. Başka nasıl tarif ederim bilmiyorum. Ayı. Ayı John. Çok ters cümleler kuruyorsun John. Bir sorun mu? Yani büyük bir sorun olduğu ortada da. Ve River konuşmuyor farkındaysan. Yani John'la da iletişim halinde değil. Sadece oturuyor tavşan yapıyor. Ve tavşan da John'a bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama... Hani konuşmadığı için John'un da bunu anlaması gibi bir ihtimal söz konusu değil de. Seni bilmem ama ben tersten bir dejavu yaşıyorum. Ben bilmiyorum, böyle bir hastalık varsa da adını bilmiyorum yani. Semptomlarını da bilmiyorum. Ama hakikaten yani müşteri John... Ve aslında çok daha derin olayı var. Yani River'ın da bir problemi var. River de hasta. Biz yapmaya geldiğimiz işi halledelim. En iyisi. Bakalım muhtemelen evet yadigarımız bu. Etraftaki şeylere şöyle bir bakalım. River'a dokunabiliyor muyuz? Bugün mü yapmaya başlamış? Emin misin? Çünkü sana bıraktığım tavşanı gördün mü falan... dedi. Hani belki sanki daha önceden biliyormuşçasına. Bilemedim. Bir bakalım anılara. Tekrar piyanoya tıklayalım. Hakikaten... Doctor Who'ya bir gönderi var burada. Kim bilir ama bahsederim TARDIS için çocuk oyuncağı olur. Doğal olarak. Hakikaten TARDIS'in kapısından da sokamazsın onu yani. Piyanoyu yukarı taşımasının sebebi ne acaba? Doğru söylüyorsunuz. Kulağı oldukça... Evet, Doctor Who'daki Doctor'ın TARDIS'in kapısının içerisinden piyanoyu taşımaya çalışması gerçekten çok epik bir bölüm olabilirdi. Gerçekten. Şimdi şuralara bakınalım ne var, ne yok. Dokunabileceğimiz bir şeyler var mı? Bileceğimiz. Burada maalesef bu var. Evet, sarı bir kağıt tavşan dediği buymuş. Başka bir şey var mı? Şuralarda belki. Bu tabi bir de eski ev gördüğünüz üzere. Neyim? Yeni boş kağıt kutuları. Ama onunla ilgili bir şey yoktu. Bakalım tekrar başka bir şey kaçırıyorum herhalde yine. Çöpe baktık mı? Çok uzun turuncu saç telleri. Saçını mı kesti? Ne yaptı? Allah Allah.
Şimdi anılarla yadigarımızı açalım, etkinleştirelim onu da hazırlayıp. Evet. Bu arada üst kısım hep açık mıydı? Ben mi yeni görüyorum? 3 hamleyle yapılabiliyormuş. 3 hamleyle. İddialı, çok iddialı hem de. Kesinlikle ilk hamle bu değildi ama. Evet. Bu şekilde olabilirmiş. Neyse 5 hamle de iyi ya. 20 hamleden iyidir yani. Tuhaf bir müzik sesi geliyor da oradan mı geliyor? Evet, oyundan geliyor. Yadigar'da etkinleştirelim. Arabaya nasıl? Arabaya nereden vardık? Yine çok büyük bir sıçrama olmadı. Küçük bir sıçramaydı. Bakalım. Yine o muhteşem plaj topunu görebilecek miyiz acaba? Burada sıçrama yaptığımız zaman anılarda neden acaba aynı parça yine memento olmuyor bilmiyorum. Tabii ki başka bir anıya sıçramak için başka bir eşya lazım. İşte beynin durması böyle bir şey. Şu anda beynim durmuş durumda. Neden böyle bir cümle kurdum bilmiyorum. Bilmiyorum. Eve gidiyoruz bu arada. Sanırım burayı daha önce tabii burada çok fazla anıları olduklarını söylediler. O yüzden herhalde oraya gidişlerini göreceğiz. Burada bu zamanda çünkü inşaat halinde olmaması gerekiyor. Daha sadece deniz fenerinin orada olması gerekiyor. Bomboş olmalı buraları. Aynen gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Çok pardon. Yükseklik korkusu diye bir anı geldi. Neden geldi bilmiyorum. Johnny ve River'da olmayan şey. Peki. Buradan geçmemiz gerektiği gösteriliyor. Atlayalım pık pık. Bir de bu taraftan. Bir oradan da gidebiliyoruz. Buradan da gidebiliyoruz. Peki. Şuradan atladığımız zaman ne yapacağız? Çocuğum tamam atla oradan ya. Peki. Buradan gidelim o zaman. Sorun yok. Oradan gidelim. John ve River'ı görüyoruz gençlik halleriyle. Geçmişte bana o yüzden mi yanaştın? Nasıl yani? Evet derken? Aralarında bir kopukluk var yani. Bilmiyorum artık ilişkinin rutinleşmesinden dolayı mı? İlk buluşmanızı o şekilde kirletmemeliydin. Ne? River kızdı galiba. Bir şey attı yere. Kumaş top. Bunu Anya'nın olduğu yere kadar fırlatabilir misin? Denesin. Ne yapıyorsun kızım? Plık plık gidiyorsun, şey yapıyorsun. Bir sakin ol. Nasıl bir anı bu? Bağlantılı olabilir muhtemelen, evet. Bir bakalım ne var? Buraya gidemiyoruz tabii ki doğal olarak. Ha, gidebiliyormuşuz. River'a bakalım. Hem neden saçını kesti ki, ben uzun saçı severim. Allah Allah. Paşama bak. Neyse memento yadigar aşağıda kaldı zaten. Aa. Burada mıydı? Aa, ben karıştırdım ya. Daha neler. Demin bir önceki sarı yerdekiyle karıştırdım. Yuh. Yani. Kafa durmuş. Evet bunu da 4 hamleyle çözebiliyormuşuz. 4 hamleyle bunu nasıl çözeriz acaba? Böyle çözeriz bence. Bu gayet basit aslında. Pık 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 ve çanta.
Bu çantayı zaten ilk bölümden hatırlarsınız muhtemelen John'un yatağının başında değil de ucunda duruyordu. Hatta WhatsApp geçiyordu abi bu milyon yıllık çanta mı falan diye. İşte böyle bir öküzle çalışmak zorundayız. Niye River'a basıyorum bilmiyorum. Şimdi çantanın olayını göreceğiz. Evet. Biraz daha öne atladık. Bakalım. Herkes de farklıdır John. Bunlar da Nicholas'la Isabel. Evet. Onunla benim aynı belirtileri taşımamız aynı kafaya sahip olduğumuzu göstermez. Ama bir şekilde... Galiba River'ın... Başka bir hastalığı daha var. Öbürü fiziksel bir hastalıktı ama bu ruhsal bir hastalık, psikolojik bir hastalık anladığım kadarıyla. Ve Isabel'de de aynısı var sanırım ama farklı şekilde seyrediyor demek ki. John da arkadaşlarına bundan yakınıyor. Çoğumuzun ilgiye muhtaç olduğunu söylüyor. Evet, bu da çok doğru aslında. Bunu ifade etmekte zorlanması onun hiçbir şey hissetmediği anlamına gelmiyor. Hala orada. Bazen sadece onun duygusuz olmadığına inanmak zorundasın. Demek ki duygularını öne çıkarmakta problem yaşıyor. Bu da John için büyük bir problem. Tabii iletişim kuramıyorlar. Sürekli her gün yapmanın çok zor olduğunu söylüyor. Peki sen niye normalsin İzi? Sende de aynı durum yok mu? Teşhisi çocukken konulmuş Isabel'in. Yeterli çabayla bir sosyallik maskesi takmak imkansız değil diyor. Demek ki psikolojik bir problem. Asosyal olabilir. Neden gıpta ediyorsun anladım. Isabel bu arada oyuncuymuş. Sahne üzerinde yani her saniye rol yapabilirim bu konu hakkında diyor. Benim için normal olmanın tek yolu bu. Ama River bunu hiç yapmadı. Hep başkalarından uzaktı ve buna karşı savaşmayı da reddetti. Bunu tercih mi etti yoksa elinden mi gelmedi? Cesaret mi, korkaklık mı? Bilmiyorum. Isabel de bazı günler rol yapmanın çok zor olduğunu ve artık bunun normale dönmenin de çok geç olduğunu düşünüyorum diyor. Belki de hani bu konuştuğunuz kişi ben değilim manasında konuşuyor. O yüzden de River'a özendiğini söylüyor. Evet, John'dan çok artık River'a odaklanmış durumdayız yani. Ama tabii John'un çok büyük bir hayatın çok büyük bir dönemi River'la olduğu için tabii ki River'ın da önemi var. Buralarda bir şeyler var mı bakalım. Anı parçaları arıyoruz. Bu arada John River'ın yanına gidiyor. Yeni bir şeyler var mı? Canım kıyamam. Yani bir şey de yapılabilecek bir şey yok çünkü hani. Tabii daha sonradan mı böyle oldu? Daha sonradan mı durumu ağırlaştı acaba? Bu da Çıplak Kral. Hatırlarsanız yine John'un yatağının yanında bulduğumuz anı parçalarından biriydi. Hani başka insanlara karşı çok farklı davranabilirsiniz ama seneler sonra bu kadar sene evli kaldıktan sonra... Bilmiyorum hani kocanıza karşı bu kadar duygusuz değil de bu kadar tepkisiz kalmanız hastalığın çok büyük bir belirtisi yani. Ya bambaşka bir insana dönüşmüş anladığım kadarıyla. Animorph serisini çok sevdiğinden bahsetti bu arada John. John da artık onları okumak için fazla yaşlı olduğunu düşünüyor çocuk kitabı diye. River yine bir atarlanıyor çocuk kitabı. Okumanın nesi yanlış? Çok rahatlatıcılar.
Çok büyük bir iletişim kopukluğu var ve yaptıkları konuşmalarda ki hani kopukluğu buradan hissedebiliyorsunuz zaten. Yani böyle hani awkward silence derler yani böyle tuhaf sessizlikler oluyor işte. Hani böyle sanki hiç birbirini tanımayan iki insan birbiriyle muhabbet ediyormuş gibi geliyor ama yani. Ne ben seninim ne sen benim. Bekar kalalım. Hey River, bu çok eski değil bak. River. River ortamdan sıvışmış. Kıyamam, tek başına kalmış orada. Kendi kendine konuşuyor. Evet, her yerde John var gördüğünüz gibi. Animorflar. Kapaktaki David'in dönüştüğü hayvan neydi biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Ne yaptım ben ya? Bir şeylere bastım. No. Nereden bulacağım peki onu ben? Çok pardon ama. O tarafa teleporto. Bir an afalladım şu anda. Ha. Tobias, Şahin, Rachel, Bozayı, Jake, Kaplan, Marco, Goril, David de kobra oluyormuş. Kesik kurt. Google'a da sorabilirdin. Ah River, ah. Kobra. Ay bir anda unuttum ya. Kob. Kob. R nerede? Ha. Ay. Heh. Kob. Ra. Okay. Tabii ya, bir kobra. Keşke bu boş kağıtlar yerine eski ciltlerin kapaklarını koysalar. Onlar çok güzeldi. Diyor ve yadigarımıza gidiyoruz. Yadigarımız ne bizim bu arada? Bulmuş muyduk onu? Bulmamışız daha. River'a tıklayalım. Belki River'dır. Evet, kitapmış. Kıralım. Yadigarı hazırlayalım hemen. Hemen diyorum, iddialıyım çünkü. Bakalım 5 hamlede çözülebiliyormuş. 5 hamlede nasıl çözeriz? Şöyle yapsam. Şunu da şöyle yapsam. Bunu alırım. Ama bunu alamam. Ona değildi. O değil. Şunu yap bakayım. Evet. Çok yakın. 5 hamle değil belki ama 8 hamleyle yine başarılı oldum. Evet, bir daha tıklayalım. Animorflarla ilgili bir notumuz açıldı. Ve yepyeni bir anıya geldik. Bu sefer daha da gençliğimize gittik. Bayağı bir yere geldik bu arada. Bakalım şuraya. Ya herkes gidiyor ama yeni gelmiştim. Watson sesi değişti çünkü. Davetlerde sık sık başına geliyor olmalı. Yalnız birbirlerine çok güzel geçirmeler yapıyorlar. Hastayım bunlara ya. Yine bir salamura zeytin bulduk. Baş. Baş. Baş, hani böyle şey yaparsınız ya, baş. Burada bir sürü amca var. Ne bu? Bir sürü de anı var. Şuradan geçemedim. Bunları tıklayabiliyor muyuz? Tıklayamıyorum. Şuradan gideyim. Hiçbirinize tıklayamıyorum arkadaşlar. Tam burada değil demek ki. Şuradan bir yerlerden gidelim. Tıkanmış Allah'ım. Şuradan yukarı gidersen muhtemelen bir şeyler olacak.
Burada yine aynı yerdeyiz farkındaysanız. Deniz Feneri'nin oraya doğru gidiyoruz. Aynen. John ve River daha da genç. Siz daha da mı gençsiniz? Aman Allah'ım. Buraya girebiliyor muyum? Girebiliyorum. Ne oldu? Saklandık mı oraya? Ne oldu? Henüz sanırım evli değiller burada. Ya da evliler. Yeni evliler falan. Daha farklı hissediyor musun? Artık yüzükleri de taktık falan ya hani. Evet, yeni evliler. Evet, galiba daha farklı. John daha farklı hissederken River'ın farklı hissetmediğini söylüyor. Nasıl bir his peki? Farklı işte. Artan sorumluluklar oldu sanırım. Anya ismini sever misin? Bir de neden çocukları olmadığı da ilginç aslında. Sanırım çünkü çocukları yok. Ve böylece Deniz Feneri'nin ismini Anya, nasıl ne zaman Anya koyulduğunu da anlamış olduk. John da Anya ismini beğendi. John bir heyecan yaptı. Evet, zaten üzerlerinde gördüğünüz bir şey kıyafetleri, düğün kıyafetleri gibi kıyafetler var. Deniz Feneri'nin içinde dans ediyorlar şu anda, o daha önce gördüğümüz renkli tavşanı ilk bulduğumuz odada. İyi, River daha sıcakmış tabii o zamanlar. Ya da belki de öyle gösteriyor, bilmiyorum, yani öyle olabilir. Sabaha kadar dans mı ettiniz? Evet, bu da evlenme seremonileri. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölümsüz ayrıncaya dek. Kocan olarak kabul ediyor musun, River? Evet. Bana verilen yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Bayanlar ve baylar, karşınızda Bay ve Bayan Wiles. Ey düğün. Allah Allah. Bak, tam duygusala bağlıyorum. Hepsinin içine ediyorsun ya. Düğünlerden özetlen de. Mi. Gözlerden sıvılar akmaya başlar. Gözlerim mi diyecek, ağzım diyecektim. Hem sıvı hem katılır. Ah Watts. Tüm bu mutluluk ve hüzün senin de, konuşamıyorum. Sadece insanların hata yapmalarını seyretmek istemiyorum. Hakikaten her anı ayrı değerlendir kısmına ne oldu? Demin ne diyorsun, şimdi ne diyorsun yavrum ya? Niye hem hata oldu? Onlar da o şekilde yaşamak istemiş. Allah Allah. Nesi hata? Bir şey diyeceğim, aralarından sıyrılabiliyormuşuz. Dedim nasıl geçeceğiz oradan acaba? Bakalım nerede ne bulacağız? Artık bu insanlarla konuşabiliyor muyum? Demek ki buradaki bu yemekler falan... Bu arada Nicholas'la Isabel orada sanırsam. Evet. Onlar da burada.
Aa, gidip teyzen ne yapıyor bir bakayım. Peki anne geldi. O Isabel değilmiş bu arada, annesiymiş. Seninle gurur duyuyorum Joey. Joey mi? Ben anlayacağım, John değil mi çocuğun adı? Büyük babamın ismi. Ben doğmadan önce ölmüş. Annem beni o şekilde çağırır. Bunu daha önce nedense hakikaten yani hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü ben John demeni istiyorum. Peki. Hey, bir kez daha duygusal dede ilişkileri. Neden bu kadar sorun ediyorsun ki? Sonuçta sen de sık sık kendi büyük babandan bahsedersin. Ne? Hiç de bile. Not Joey. Bakalım ne demişiz Joey hakkında. Joey. Joey'nin dedesine ait olan takma adı olarak geçiyor kayıtlara. Şurada evet, bir adet anıya daha, anı parçasına daha ihtiyacımız var. Joey ile gurur duyuyorum diyen bir anne. Başka bir konuşma söz konusu değil anladığım kadarıyla. Şurada yine zeytin salamurası var ya. Adam zeytinle bozmuş kafayı. Başka bir şey var mı acaba? İleri gidelim biraz. Çıkamıyorum oradan yalnız. Şuradan çıkabilecek miyim? Oy. Bakalım aşağıda ne var? Çünkü bir tane daha anı parçasına ihtiyacım var. O da arabalar muhtemelen. Bir sesler geliyor. Memento buralarda galiba. Yadigar yani. Evet, ses geliyor. Şurada hatta bir şeyler var. Ha, burada bir anı var. Evet, bunlar Johnny ile River. Artık çok geç River. Eminim istemeden olmuştur. Tavşana ne olmuş? Sence tüm o tavşanların kaynağı bu mu? Neden bir yol kazasını bu kadar takıntı yapsın ki? İlginç. Bana sorma, kadın olan sensin diyor. İp bağlamadan bungee jumping yap da tek kadının ben olduğuma inanayım. Evet, ilginç. Burada bir yol kazası olmuş. Tavşan sanırsam hani her yolda mutlaka bir kere gördüğümüz şeylerden biri. Tavşan ölmüş. River da ona bayağı üzülmüş anladığım kadarıyla. Düğününde görmüşler, düğünlerinde. Acaba diyor hani origamide sürekli beyaz tavşan yapmasının sebebi bu mu? Ama tabii neden böyle basit bir kazaydı? Basit değil de işte yani. Hani hayatında çok büyük bir etki etmeyecek bir kazay. Neden bu kadar büyütsün? Diyor haklı olarak. Bilmiyorum. Bakalım. Şöyle yapalım. Oo çok güzel. Vallahi 3 hamlede çözdük. Very nice. Bari özel bir hediye falan verin bana böyle çözdüğüm zaman ya. Kendimi bir şey zannedeyim. Hakikaten Yadigar'ın hayvan leşi olduğu bir düğün. Belki o da bunu berbat bir evliliğin işareti olarak görmüştür. Ve yıllar sonra kağıttan tavşan yapmaya başlamış. Çünkü ona bu yanlış hatırlatmış. Ne kadar kötüsünüz ya. Çok çok fazla gerçekçi yani. Hiç stilim değil. Aww. Evet, artık Johnny'nin gençliğine geldik bildiğiniz. Yakından bir çiftlik kokusu geliyor. Ve hayvan leşi. Ya koku ya koku simülatörünü kapat ya da buradan uzaklaşalım. Evet, Johnny'nin gençliğine geldik artık biraz. Bayağı ilerledik. Bakalım bir sonraki bölümde başımıza neler gelecek. Çiftlik falan dediler. Ne hayvan leşi bilmem ne. Bakalım neredeyiz, ne olacak bilmiyoruz. O yüzden bir sonraki To The Moon bölümünde görüşene kadar herkese iyi oyunlar.